Bir de ikinci sorular tabloya göre cevaplandırılacak. Grafiklerimize göre denilmiş. Başlığımız ne? E, Rusya'da okulda öğrenci ders tercihleri denilmiş. Kızlar matematik ve feni çok seviyorlarmış. Matematik %8, fen %3. Aşık o yüzden doğru değil. Resim ve fen Rus erkeklerin en sevdiği derslermiş. Resim %15, fen %4. En sevdikleri diyemeyiz. Kızlar ve erkekler matematiği sevmiyor demiş. %8, %3. Evet en düşüklerden o yüzden C şıkkı doğru. Kızlar dil derslerini seviyor demiş burada. Dil dersleri %5. Seviyorlar diyemeyiz. Hangisinin cevabı grafiklerde yoktur diye sorulmuş. Kızlar resim dersini seviyor mu? Art yani resim yüzde otuz beşle en çok sevilen cevabı var. Fen kızların en sevdiği ders mi? Yüzde üçle en az sevilen ders. Bunun da cevabı var. Kızlar ve erkekler dil derslerini seviyor mu? Kızlar yüzde beş, erkekler yüzde sekiz oranında. Burada cevabı olmayan sorumuz B şıkkında. Erkekler neden beden eğitimini çok seviyor? hangisiyle tamamlanacak diyaloğumuz. Kate, sinemaya gidiyoruz demiş Sally. There's a nice animation movie. Güzel bir animasyon filmi var. Hadi birlikte gidelim. Tabii ki animasyon filmlerini severim. Ama adresi bilmiyorum demiş Kate ve bir soru sormuş. Queen Elizabeth Sokağı'nda belediye binasının arkasında demiş Sally. Yani soru hangisi olacak? Erkek kardeşin nerede? Bana saati söyleyebilir misin lütfen? Sinemaya tek başıma yürüyebilir miyim? Değil. Cevabımız C şıkkı movie theater. Yani sinema nerede diyecek. Seride tarif ediyor. Devamında Jane. A ne diyor? Okey tamamdır adresi biliyorum. E, erkek kardeşimle gelebilir miyim? Tabii ki görüşürüz demiş. Seride see you. Yani görüşürüz diyerek cevap veriyor. Hangisiyle tamamlanmayacak? diyalogumuz. Affedersin. Karakol nerede? Train station. Train istasyonu mu? Hayır. Karakol diyor burada Steve. Tamamdır. Belediye binasının bitişiğinde zoo. Hayvanat bahçesinin karşısında. Steve'in sorusundan sonra Tim dümdüz ilerle. George Orwell sokağını geç. Solunda kalıyor demiş. Yani Steve burada oraya nasıl gidebilirim? Karakolun yolunu yani adresini söyleyebilir misin? Ee, karakolun yönünü söyleyebilir misin lütfen? Bu soruları sorabilir. Ama A şıkkı. Train station. Tren istasyonunun yanında karakol var mı? Bu soruyu sormayacak. Çünkü devamında dümdüz ilerle diye başlamayacaktır tabii ki. Ama B, C ve D'de direkt adres sorulduğu için nasıl gidebileceğini sorduğu için dümdüz ilerle diye cevap verebilir Tim.